Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yanımızda Osman Ünlü hocamız var. Kendisine bir sorumuz olacak. Bir konuyu ayrıntılarıyla anlatmasını istirham edeceğiz. Yaklaşık bir saatlik bir süremiz de var. Dolayısıyla ayrıntılarıyla, detaylarıyla bize inşallah anlatacak. Ama isterseniz soruya geçmeden önce programımızın hemen başında yine kendisine verelim mikrofonu. Duasını alalım, sonra devam edelim. Buyurunuz hocam. Evet, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinleyen dinleyicilerimizin cuma geceleri, cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın ve feyzinden de istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca hasta olanlar varsa ve hastalar varsa ankari bir zaman Rabbimizden şifa ihsan etmesini murad ediyoruz, niyaz ediyoruz. Borçlu olanlara eda, sıkıntı olanlara sıkıntılarını hayra tebdil etmesini, ahir zaman fitnesinden bizleri de neslimizden gelecek olanlara da muhafaza eylemesini ve son nefeste hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylemesini Rabbimizden niyaz ederiz inşallah Teala. Amin. Hocam şöyle bir söz var. Siz de zaman zaman söylüyorsunuz, naklediyorsunuz. İnsanın başına geleceği muhakkak olan şeyi başına gelmiş bilmeli. İmam Rabbani Kudüs'ün sözü. Evet. Şimdi bu sözü hatırladım ben ve arkasından da şunu sormak istiyorum. Gelecek deyince tabii ki insan geleceğini bir taraftan merak ediyor tabii. Hani falcılar falan böyle iş yapıyor ya. Geleceği merak ettiği için insanlar. Tabii onlar gelecekten haber veremezler netice itibariyle. Ama insan geleceğini, başına gelebilecek kötü şeyleri, özellikle Müslüman olduğumuza göre, imanın altı şartına da inandığımıza göre, öldükten sonra başımıza gelecek olan şeyleri düşünürsek eğer, ona göre yaşarız ve ona göre adımlarımızı atarız diye de şey geliyor, insanın aklına bir fikir geliyor. Olması gereken şey belki de. İnsan böyle düşünmeli mi? Neyi düşünmeli gelecekle alakalı? Şimdi güzel söylediniz. Biz geleceğimizi bilemeyiz. Falcı değiliz, kahin değiliz zaten. Onlar da bilemez. Ama İmam-ı Rabbani Kutusu eseri olmaz muhakkak olan şeyi olmuş biliniz. Evet. Onun için başınıza gelecekleri düşününüz. Bu İmam-ı Rabbani Hazretleri dahil bütün ehl-i sünnet alimleri hayattayken talebelerine nasihat olarak söylemişler. Sonra kitaplarını da yazmışlar. Peki onlar biliyor muydu? Hayır. Peki nereden öğrendiler? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan itibaren peygamberler göndermiş. Sayıların 124 binden olduğu, fazla olduğu bildirilmektedir. Bunların içerisinde nebi olanlar, resul olanlar var, ulul azm olanlar var. Bunlar hep aynı şeyi bildirmişler. Ahiret hayatından bahsediyorlar. Allah-u Teala bu peygamberler vasıtasıyla bütün Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün yarattığı kulların hepsine haber veriyor. Ben bu dünyayı, dünya hayatını geçici fani olarak yarattım. Burasını imtihan yeri olarak yarattım. Sizin devamlı kalacağınız iki yer yarattım. Birisi cennet, birisi de cehennem. Cennete giden yol budur. Ve cennete giden yolda iman var, ibadetleri yerine getirmek var, haramlardan sakınmak var. Cehenneme giden yol da budur. Burada nefse tabi olmak, nefsin isteklerini yerine getirmek, inkar, isyan, küfür, azgınlık, düşmanlık, kin, haramlar ve bütün mekruhları aynı şekilde yapmak. Bu yolda da bu var. Yani Allah-u Teala soruları verdiği gibi cevapları da veriyor. Cevaplar da veriyor. Bize akıl vermiş, irade vermiş. Aklımız ve irademizle de baş başa bırakmayıp peygamberleri vasıtasıyla akla yol göstermiş. Ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varisi olan bütün ehl-i sünnet alimleri ve evliya-i kiram da bunları habire hayattayken bizzat sevdiklerine, talebelerine hep anlatmışlar sözle ve kitaplarına yazmışlar yazıyla da. Bildirmişler. Bu da Rabbimizin merhameti. Biz de ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından alıp bu başımıza gelecek olanlar neymiş? Onları nakletmeye çalışacağız. Kitaplarda deniyor ki dünya hayatı çok kısadır ve her günde geçip hayal olmaktadır. Hakikaten öyle. Şu anda mesela bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa benim mesela yaşım 65 olmuş. Hicri olarak. Geçim ileride 64 falan 65.
netice itibariyle gidiyor. Babaannem rahmetli mesela böyle saat 10'u 5 geçse, 12'den o yelkovan geçince 11 oldu der. Ya nene, daha 5 dakika geç. Oğlum geçti ya diyordu. 10'u geçti o. Bitti o. 60'ı geçti ya. Ömür varsa 70'e doğru gidecek. 70'e ulaştın. Tekrar şey yaptı. 80'e doğru gidecek varsa. Dolayısıyla bitiyor yani. Bir zamanlar babaannenize hani anlatıyorsunuz ya, söylüyordunuz. Niye koşamıyorsun? Niye koşamıyorsun? Benim yaşıma gelince anlarsın diyordu ya. Kestirme cevap veriyordu. Şimdi iyi anlıyorum. Evet. Şimdi iyi anlıyorum. Şimdi ben geriye dönüyorum. Zaman zaman mesela İslam ve Toplum programında da bizi dinleyen dinleyicilerimiz bile işte ilkokuldayken şöyle oldu, ortaokulda, lisede, yok üniversitede, ilahiyatta falan. Sonra öğretmenlik döneminde işte babaannemle işte aynı yerde kalıyorduk, şöyle oldu, böyle oldu. Ne babaanne kaldı, ne anne kaldı, ne baba kaldı, gitti. Gözümün önünde bunlar. Ne buyuruluyor? Dünya hayatı çok kısadır, her günde geçip hayal olmaktadır. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Tam İlmen kitabını hazırlayan zat, hep tekrarlarmış, Allah rahmet eylesin, Enver abiler de bize naklederlerdi. Hayat hayaldir kardeşim diye. Hayat hayaldir. Hatta bir talebesi nakletmişti. Bir gün böyle bir dere kenarında oturuyorlarmış. Gitmişler öyle. Orada su böyle akarken zaman zaman köpük değil de kabarcıklar meydana geliyor. Su kabarcıkları. Kabarıyor. Çarptıkça su. Ve hemen de şey yapıyor falan. Onlara bakmışlar, dönmüşler. Kardeşim buymuşlar. İnsanın ömrü işte bu kadar bile değil yani. Su kabarcığı parlıyor gidiyor, o kadar yani. Bunların bu konuda bunların yakini var. Şimdi dönüyorum mesela, geriye bakıyorum ben. Hakikaten su kabarcığı gibi hepsi hayal oldu, gitti yani. Değil mi? Ne ortaokulu, ne lisesinde. Sadece bir hayal kafanızda. Evet, gitti yani. Bir şey kalmadı. Onun için hayat hayaldir buyurmuşlar hep. Her insanın sonu ölümdür. Hatta yine Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki, bir talebesine karışım buyurmuşlar. Allah-u Teala dünyada her derdin devasını yaratmıştır. Ama iki şeyin çaresini, devasını bildirmemiştir. Yok onu. Yaratmamış yani. Nedir o? Birisi yaşlılık, diğerisi ölüm. Ölümü tatmadım ama tadacağım. Ama yaşlılığı tattım. Yok. Doktorlarla görüşüyoruz. İşte yedek, diz, ayak, parmak, göz, kulak yok mu? Yedek, mide, bağırsak, safra kesesi, mide. Yok. Olsa kendileri de isteyecekler. Yaşı 50'lere falan gelmiş olan birisi doktora gitmiş de ilk defa gidiyor herhalde. Bir şikayetini söylemiş. Doktor da hani bu normaldir gibi şey yapmış. Adam demiş ki eskiden olmuyordu ama. Tabii. Tabii ki eskiden olmayacaktı demiş doktor. O zaman gençtin. Eskiden tabii ki olmayacaktı. O zaman gençti. Hani baba, annem rahmetli derdi. İşte gençlikte insan taşı yese eritir diye. Mide öyle. Yani. Şimdi ekmeği yiyorsan onu eritemiyor. Zorlanıyor. Onu eritemiyor, onu zorlanıyor. Metabolizma yavaşlıyor. Hatta babaannem rahmetli derdi ki, insan yaşlanınca boyu kısalır. Ya nene niye kısalsın? Oğlum öyle derdi. Tabii kadınca az gözüyle görüyor, kısalıyor. İlmi izahını yapamıyor. O gördüğünü söylüyor. Sonra biz işte lise, üniversite falan derken o biyoloji kitaplarında falan verilen bilgiler. Sonra tıp fakültesinde okuyanlarla teşriki mesailer falan, doktorlarla görüşmeler neticesinde şimdi vücudun normal gençlik döneminde kalsiyum ihtiyacını vücut yediğimiz besinlerden alıyor. İnce bağırsaklar takır 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 alıyor. Lazım olan kalsiyumu veriyor. Fakat belli bir şey yaşa gelince artık bağırsaklar da tembelleşiyor. Diyor, senelerde çalıştık diyor. Lüzumu yok buna. Peki vücutta kalsiyum deposu kemikler. İşte diyor ki bize kalsiyum lazım. Aha orada kemik var. Al oradan. Diyor. Hazır. Kalsiyum deposu. Hazırcı olmuş artık vücut. Oradan alıyor. Oradan alınca milim milim şey yapıyor. Beli kamburlaşıyor. Adam mesela 1.80 boyundaysa 1.75'e düşüyor. Evet. Oradan kaynaklanıyormuş meğer hadise. Ya kadıncağızın söylediği doğru da onun ilmi izahını yapamıyor. Meğer vücut kalsiyum ihtiyacını artık sadece şeylerden. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, yaşlanınca iki şeye dikkat edin. Bir düşmemeye, bir de üşütmemeye. Ben onu önce anlamıyordum. Ama yaşım 50'yi geçtikten sonra çok iyi anlıyorum.
Ben şimdi üşüdüğüm zaman kemiklerim de sızlıyor. Hakikaten öyle. Ya dedim, olur mu ya? Oluyor. Hani demin naklettin ya. 50'den önce olmuyordu. Eskiden olmuyordu. 50'den önce olmuyordu. Oluyor. Dolayısıyla her insanın sonu ölümdür. Ölüm ve yaşlığın çaresi yokmuşlar. Bu ikisini yok. Bundan sonrası da ya daimi azap veya ebedi nimetlerdir. Bunların vakitleri herkese süratle yaklaşmaktadır. Emre abiler anlatırlardı her akşam. Eve gittikleri zaman o zaman Cağaloğlu'nda tekereti yok. İşte aynı evde oturuyorlar kayınpederiyle Hüseyin Hilmi Efendi ile rahmetullahi aleyh. İşte o günkü yaptıkları raporunu verdiler. Ya kardeşim uyumuşlar. Ömürden bir gün daha gitti ve bir gün daha kabre yaklaştık kardeşim uyumuşlar. Onu. Şimdi biz diyoruz o bugün var ya yarın şöyle olacak bir gün. Ya ne yarını? Yarın var mı? Dün gitti. Yarın meçhul. Ambu ambu yuralar. Enver abimle bir bayram sohbeti miydi? Bir sürü insan var. Çoluk çocuk filan da vardı yani orada. Tabii. 100 sene sonra buradakilerin hiçbirisi olmayacak. Yok. Işte. Olmayacak. Ha fotoğraflar çekilmişti. Belki o fotoğraflar kalırsa 100 sene sonra bakacaklar. Ondan sonra düşününce bir sürü insan hakikaten gitti yani. Gitti yani. 100 sene düşün. Yok. Yani orada çocuklar bile gitti yani. 4 sene içinde gitti bir çoğu. Bir çoğu da öyle gitti. Ha. Şimdi mesela Enver abilerin o şeyleri anlatırlarken böyle birisi bana bir maille göndermiş. Osmanlı döneminde Haliç'te kayıklar var, yelkenliler var. Bir de o Haliç'in kenarında at arabaları var. Bir de şerbetçiler var omuzlarında. Fesli hepsi. Yeni fotoğraf böyle pür dikkat bakmışlar falan. Ya Mustafa Bey geldi o fotoğraflara baktım. Allah Allah dedim hayat hayal. Bunlar dedim Haliç'in kenarında. Şimdiki bizimki gibi de değildi. Gerçi şimdi temizlendi de biz Fatih'te otururken bayağı onun kokusunu çekmiştik. Temizlenmeden önce. Bunlar dedim bizim Haliç, bizim İstanbul dediler değil mi? Bizim Haliç duruyor. Bizim İstanbul'da duruyor. Ama onlar gitti. Hiçbirisi yok. Şerbet satan adam kim bilir ne hayalleri vardı. Şerbetçi dükkanı mı açacaktı? Ne bileyim çoluk çocuğunu. Hiçbir. Kemikleri belki toz oldu gitti. Kemikleri bile toz oldu gitti. Yani kimyasal değişikliğe uğradı gitti. Dolayısıyla 100 sene sonra bizde de kimse olmayacak. İşte öyle fotoğraflarımız falan kalmışsa böyle toplu bir yerde. 100 sene sonra bakanlar aa falan. Bak bunlar da o zaman yaşamış bak falan diyecekler işte. Ama bunlara da kalmamış diyecek. Biz diyoruz ya işte onlara kalmamış. Bizi de kalmayacak. Bizden sonrakilere de kalmayacak merak etmesinler. Dolayısıyla bunların vakitleri yani herkese verilen ömrün vakti herkese süratle yaklaşmakta. Bunun için insan kendine merhamet etmeli. Gaflet uykusundan uyanmalıdır. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalışmalı. Hakkın da hak olduğunu görerek ona tabi olmalı, sarılmalıdır. İnsanın vereceği karar çok mühimdir. Vakit ise çok azdır. Her insan muhakkak ölecektir ve insan öldüğü vakti düşünmeli, başına geleceklere hazırlanmalıdır. İmam Rabbani Hazretleri'nin bir talebesi, işte her asırda insan aynı insan, böyle kaypak davranıyor falan. İşte şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan. En sonunda ya, ağır bir mektupları var. Senden başka şeyler umuyorduk diyor. Cevheri götün çöplüğe attın diyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yazıklar olsun sana mealinde. Fakat gene merhamet etmişler ona. En son olarak yani şeyde mektubatta var. Kısa bir mektup. 3 cümlelik bir nev falan. Yavrum buyuruyor. Vakit keskin bir kılıç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Mühim olanları bugün yapmalı. Mühim olmayanları yarına bırakmalı. Bu kadar. Bu kadar. Bütün mesele o zaten. Evet. Vakit keskin bir kılıç gibidir. Kesiyor durmadan. Aha biz de başladık işte. Gitti yani. Geriye dönelim. Banttan dinlersin bunu. Ama benim ömrüm bitti. Bu kadar zaman dilimi başladığımızdan bu ana kadar. Gitti. Yani 15 dakikası gitti. Tık 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 kesiyor işte. Evet kesiyor. Devamlı surette gidiyor. Onun için de başa gelecekleri düşünmeli. Hiç kimse hakka tabi olmadıkça ebedi azaptan kurtulamaz. Ölüm anındaki son pişmanlık insana fayda vermez ve son nefeste hakkı tasdik etmek kabulde olmaz. Aa hakikat varmış. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Derler ki geçti borun pazarı süreçten miydi? O daha önceydi, şimdi değil diyorlar. Kapandı. Bitti. Bitti. Firavun da aynı şekilde. Musa'nın Rabbine inandım ama kabul edilmedi buyuruyor. Bunun için de
İnsanın çok uyanık olması lazım. Allah-u Teala insana, kulum sana akıl nurunu vermiştim. Bununla beni anlamanı bana ve Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a, onun getirdiği İslam dinine iman etmeni emretmiştim. Bu peygamberin geleceğini Tevrat'ta ve İncil'de haber vermiştim. İsmini ve dinini her memlekete yaydım. İşitmedim diyemezsin. Gece gündüz dünya kazancı için, dünya zevkleri için çalıştın. Ahirette başına gelecekleri hiç düşünmedin. Gaflet içindeyken mevtin, ölümün pençesine düştün derse acaba o insan buna nasıl cevap verecektir? İtiraza mecali olmayacak. Şimdi mesela zaman zaman İslam ve toplumda siz de şahitsiniz. Gelen telefonlarda, yayına girenlerde de şahitsiniz. Efendim işte ben dedim ama beni dinlemediler. Peki biz burada anlatıyoruz da bizi dinleyenler kabul mü ediyor? Yani bizi dinleyenler kabul etti diyerek mi biz bu yayınlara giriyoruz? İslam ve toplum olsun, Gönül Pınar olsun. Yok. Belki de şu anda bizi hiç kimse dinlemiyor. Veya dinleyip sövüyor. O şekilde. Belki dinleyen hiç yok. Dinleyen 3-5 kişi de aynı şekilde sövüyordur mesela. Yolun vazgeçin. Hayır. Allah-u Teala her kuluna belli bir aynı şekilde imkan tanır. Yani Allah-u Teala Enver abiden, işte Hüseyin Hilmi Efendi'den gani razı olsun, rahmet eylesin, derecelerini âli eylesin. Onların bütün dertleri Allah-u Teala'nın kullarını, Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak ulaştırabilmek için bunları yaptılar. Bize de bunları anlattılar. Ondan sonra teslim ettiler, buyurun dediler. Efendim dinler, dinlemez, dinler sever, dinler söver. O da bizi ilgilendirmez. Dolayısıyla hani dinleyicilerimiz, efendim ben anlattım da bana sövdü. Bize de öyle söven oluyor. Efendim ben anlattım da olduğu gibi kabul ediverdi falan filan. Yo, sen anlattığın için kabul etmedi. Osman Ünlü Mustafa Dököz aynı şekilde anlattığı için kabul etmedi. Allah-u Teala vesile kıldı onu. Sebeptir o sadece. Kalpleri değiştiren Cenab-ı Hak. Hani yap bir iyilik at denize. Evet. Balık bilmezse Halik bilir. O bizi ilgilendirmez. İşte biraz önce hani İslam alimler buyuruyorlar ya. Ben dinimi her tarafa yaydım. Nasıl yayıyor? Gazeteyle, radyoyla, televizyonla, kitapla, internet vasıtasıyla her tarafa ulaştırılıyor. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi, Enver abiler de Allah-u Teala rahmet eylesin. Yani internete varıncaya kadar Hakikat Kitabı'nın bütün kitaplarını okuttular Enver abiler. Oraya koydular, asıllarını koydular. Orijinal Arapça, Farsça kitapları, İngilizce, Almanca, Fransızca kitapları, hepsini koydular Hakikat Kitabı'na. İnternet vasıtasıyla hakikatkitabı.com adresine. Niye? Dertleri neydi? Efendim işte şu kadar kişi o internet sitesine girmiş. Ona sevinmiyorlar ki. Bir kişi okuyup imana gelirse veyahut da itikadını düzeltirse ona seviniyorlar. Vesile oldu Cenab-ı Hak bizi burada şey yaptı diye. Yarın mahşer günü Allah Teala onlara da hesap soracak. Sizin zamanınızda televizyon vardı, radyo vardı, gazete vardı, takvim vardı, internet vardı. Bunları kullandınız mı? Mecbur kullanmaya. Şimdi TGRT FM'de olsun veyahut da TGRT televizyonda olsun. Uygunsuz şeyler de yayınlanıyor. Ama bugünkü sistemde, bugünkü rejimde o. Ama işte Emre abiler işte bir saatini, yarım saatini neyse onu kullanabilmek için. Çünkü ahirette mesul oluruz. Ben ilk defa televizyon kuracakları zaman şeyde, o zaman gazetedeydik, Türkiye Gazetesi'nde bir öğle namazıydı. Geldiler, namazdan sonra döndüler. Bu gece hocamızla sabaha kadar uyuyamadık. Biz televizyon kuralım mı, kurmayalım mı diye. En sonunda karar verdik. Mesul oluruz kurmazsak diye. Onu sana. Çünkü kendilerinin ifadesi, televizyon denen şey haramla beslenen canavar diye. Ne dertlerine zoruydu? Allah-u Teala'nın kullarına bunu iletmek için. Çünkü Allah-u Teala sebepler vasıtasıyla kullarına ulaştırıyor. Onun için bunların ulaşması lazım. Ulaştı. Ben kurtuldum. Cenab-ı Hak bize bu imkanı verdi. Biz de burada anlattık bunu, naklettik bu bilgileri. Tamam. Allah-u Teala sorarsa vallahi ya Rabbi sen de şahitsin ki biz o radyo vasıtasıyla senin yaratıp dinini muhafaza ettiğin, onlarla yaydığın İslam alimlerinin kitaplarından alıp o nakilleri yaptık. Bize diyecektir. Sen geç. Ondan sonra dinleyene. Sen dinledin değil mi? Veyahut da birisinden duydun. Ya işte TGRT FM'de böyle program var. Ha baş ver dedin. Öyle dedin. Ha burada yazılı. Dinledin. Yok ben bunu beğenmiyorum dedin. Yazıldı. Dolayısıyla nereye itiraz edeceksin orada? Nereye itiraz edeceksin? Hepsi kayda geçiyor. Bizim bu söylediklerimiz de kayda geçiyor. Yaptıklarımız da kayda geçiyor. Efendim niyeti. Ha. Dinleyicilerimiz bizim niyetimizi bilemez. Biz de onlarınkini bilemeyiz. Biz onlar, onlar bizi kandırabilir. Ama ne onlar ne biz. Hiçbirimiz Rabbimizi kandıramayız ki. Bu
radyo, televizyon bunların kuruluşundaki hedef bir kişi. Tabii hedef bir kişi. O hedef bir kişi. Bir örnek vereyim müsaade ederseniz hocam. Bir dinleyicimiz daha önce de bahsetmiştim. Daha yeni sayılır yani. At yarışı oynayan bir dinleyicimiz. Sürekli at yarışı oynuyormuş. Dinle, Diyanet'le hiçbir alakası yok. Haberi de yok. At yarışı veren radyo kanalı var demek ki. Onu ararken TGRT FM'e denk geliyor İslam ve Toplum programına. Ne diyor ya bunlar falan diyor adam. Takılıyor orada. Ertesi gün gene dinliyor, gene dinliyor, gene dinliyor. Adam şimdi at yarışını bırakmış, kumarı bırakmış, namaza başlamış falan. Evet. Yani. TGRT FM vesile oldu. TGRT FM vesile oldu. Tercih insana ait. Yarın ona da soracaklar. Ya Rabbi ben tamam rastladım, itibar ettim. İnandım ben. Oradakiler doğruydu. Ben inandım. Ona diyecekti tamam sen de geç. Bitti. Ben dinledim ama bana böyle hitap etmiyordu canım. Yavan geliyordu. Veyahut da çok sıkıcıydı. Çok sıkıyorlardı onlar. Ben böyle gevşek bir şey arıyordum falan. Var ya öyle. Aradığımı bulamadım. Aradığım kendilerinde. Herkes aradığını bulur. Herkes neyi arzu ederse bu dünyada hepsini bulur. Ama ahirette bunların hepsinin hesabı var. Ahireti kazanmak için dünyayı yani haramları, mekruhları terk etmek lazımdır. Dünyayı terk etmek iki türlüdür buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Birisi bütün haram olan şeylerle beraber mubahları da yani günah olmayan lezzetlerin çoğunu da bırakıp yaşamak için zaruri olan miktarları kullanmaktır. Bu büyüklere mahsus bir hal. Çok zor bir hadise. Tembel ve işsiz olarak oturup da dünyanın zevk, keyif ve eğlencelerine dalmak yolunu bırakarak her türlü zevk ve lezzetlerden vazgeçip bütün zamanını ibadetle Müslümanların rahatları ve İslam dinini bilmeyenlerin doğru yola kavuşmaları için lazım olan ilmi ve teknik usulleri, vasıtaları en ileri, en üstün şekilde yapmak ve kullanmakla geçirmek, durmadan çalışmaktır. Dünya zevkini böyle çalışmakta aramak ve bulmaktır. Eshab-ı kiramın aleyhim rıdan hepsi ve din büyüklerinin çoğu böyleydi. Onlar böyleydi. Biz gözümüzle gördük Enver abinin aynı şekilde gece gündüz yani holding sahibiydi falan ama tatil yaptığını şey yaptığını falan görmezdik. Ha tatile gidiyorlardı. Kuzuluk kapsüllerine giriyordu. Enver abi gelmiş diye millet gene sıkıyordu oraya doluyordu. Arvut'ta tatil köyüne gidiyor. Tatil olmuyordu zaten. Sayemizde. Arvut'ta tatil köyüne yıkılıyorlardı falan. Bütün Armutlu orada. Bütün Armutlu orada. Bir yurt dışına çıktığı zaman eğer Almanya'ya gidiyorsa Almanya'dakiler aynı şekilde etrafını sarıyordu falan. Velhasılı Amerika'ya falan gittiği zaman belki ama bu sefer orada yakalıyorlardı. Orada da var. Evet. Orada da yakalıyorlardı. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin. Erol Sevdi abimiz var. Bir gün Emen abilerin emsalleriydi onlar. Emen abi demiş efendim ne zaman dinleneceksiniz? Erol'cum musallada buyurmuşlar. Onlar öyle. Onların dinlenme şekli o. Musallada hatta bir hadise anlattılardı. Emen abiler anlattılardı. Emen abilerden dinlemiştim. Mücahit Efendi dünyaya geldiği zaman işte evde o zaman beşik varmış. İşte beşiği koyuyor sallıyorlar falan. Ben dedi gazeteden eve gittiğim zaman baktım dedi mübarekler dedi. Mübarekler diyordu. Mübarek hocamız dedi. Mücahit Efendi'nin dedi şeyini beşiğini sallıyor dedi. Onları görünce demiş efendim demiş. Yani siz zahmet buyurmayın. Yani ben aynı şekilde halledeyim siz yorulmayın falan. Karışmıyormuşlar. Biz yorulmuyoruz ki dinleniyoruz buyurmuşlar. Yukarıda iki katlıydı Fatih evleri hatırlarsan. Yukarıda o kütüphanede zihnen böyle yoruldum da kendimi dinlendiriyorum buyurmuşlar. Eğer şimdi siz bu çocuğu sallama işini benden alırsanız benim tekrar yukarı çıkmam lazım. Müsaade ederseniz biraz dinleneyim buyurmuşlar. Dinlenme şekilleri bu. Dinlenme şekilleri bu. Yani hayatlarında onların boş bir şey yok. Dinlenmeleri bile böyle. İmam-ı Gazali Hazretleri yazmış. Buyuruyor ki namaz kılarak yorulduysanız oturup Kur'an-ı Kerim okuyun buyuruyor. Eğer onda da yorulduysanız oturup tesbih çekin. Bize hani çıta çok yüksek. Bize tuhaf geliyor. Biz bir iki vakit iki rekat namazı fazla kılsak işte iki ay dinleniriz. Tabii geliriz TGRT FM'de de anlatırız bu gece şu kadar namaz yedi mahalleye de duyururuz yani. Bir ay bir oruç tutuyoruz da 11 ay onun eseri kalıyor işte. Yandık bittik falan filan başlıyoruz ondan sonra. Demek ki dünyayı böyle onlar böyle terk ediyorlardı. İkincisi dünyada haram ve şüpheli şeylerden kaçıp mubahları kullanmaktır.
Bu kısım da ahir zamanda çok kıymetlidir. Bu sebeple İslamiyet'in haram ettiği şeylerden kaçınmak her Müslüman için lazımdır. Hadis-i şerifte yalnız dünya için çalışana yalnız kaderinde olan kadar gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur buyuruldu. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'ne işte o zaman da varmış böyle sahtekarlar işte Sürmanşet gazeteye giriyor. İşte ölüme çare bulundu falan. Şimdi çok öyle sahtekar. Gazetecilik değil yani sansasyon başka bir şey değil. Demişler efendim böyle böyle yazıyor gazetede falan. Mübarek şöyle bakmış. Buyurmuşlar ki kardeşim farz et ki ölüme çare buldular. Peki rızkı ne olacak buyurmuşlar. Çünkü burada bir ifade geçiyor. Hadis-i şerifte yalnız dünya için çalışana yalnız kaderinde olan kadar gelir. Allah-u Teala ezelde onu yaratırken, onun ruhunu yaratırken onun için ekmek, su neyse bir takdiri var. Bunu değiştiremez ki. Çok çalışıyor. Müslüdüğü kadar çalışsın. Eşek gibi çalışsın isterse. Ne yaparsa yapsın. Kaderinde o da gelir. İşleri karışık, üzüntüsü de çok olur buyuruyor. Üstüne çok olur. Dolayısıyla ezeldeki takdir neyse o kadar olur. Onun için peki şimdi dinleyicilerimizin içerisinde hatırına gelebilir. Diyebilir ki efendim o zaman çalışmayı biz terk mi edelim? Yok. Biz sebebi yapışıyoruz. Elimize geçene de kanaat ediyoruz, rıza gösteriyoruz. Hasice bundan ibaret. Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. Evet, birinci bölümde Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Buna devam edeceğiz. Önümüzde ikinci bölüm var. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle hatırlatmak gerekirse insan geleceğini düşünmeli. Yani ahiretini. Ahiretini düşünmeli. Ona göre çalışmalı. Evet, böyle bir konumuz vardı. Örnekler veriyordunuz, buyurunuz. Efendim konuyla alakalı olarak da İmam-ı Rabbani Kutsuz Hüzzetleri buyuruyorlar ki din ile dünyayı birlikte kazanmak imkansızdır. Birbirine zıttı. Zıttı. Şimdi İmam-ı Rabbani Kutsuz Hüzzetleri'nin devam edecek sözüne de burada bir nokta koyayım da Beldana Hazretleri var Meczub Evliya'dan. Evliya. Bir gün böyle bir grup çocuk yani delikanlılar duvara yükselmiş. Oyun oynuyorlar grup halinde. Onların içerisinde yaşça büyük olanı tanıyor. Hürmetle ediyor, koşuyor. Efendim diyor bize biraz diyor nasihat eder misiniz? Olur buyuruyor. Ondan sonra çocuklardan ayrılıyor. İleride böyle kesilmiş yerde yatan büyük bir ağaç var. Ağacın bir ucundan tutmuş, kaldırmış. Oluyor buyurmuş, bırakmış. Öbür ucuna geçmiş. Kaldırmış, oluyor buyurmuş. Tekrar bırakmış. Ağacın tam ortasına gelmiş. İki eliyle ağaçta kalınmış. Şöyle tutmuş, kaldırmaya çalışmış. Olmuyor demiş. Gidiyor. O çocuk koşmuş. Efendim bize nasihat verecektiniz. Verdim ya buyurmuş. Demiş efendim bir ağacın ucundan kaldırdınız. Olmuyor. Ha oluyor. Öbürüsünden kaldırdınız. Oluyor. Ortasından kaldırmaya çalışmış. Olmuyor. Biz demiş bunu anlamadık. Siz neyi anlatmak istediniz? Buyurmuş ki yavrum. Sadece dünya için çalışırsan olur. Oluyor. Oluyor. Sadece ahiret için çalışıyorsan o da oluyor. O da oluyor. Ama ikisi beraber olmuyor buyurmuşlar. Tamam mı? Onu anlatmışlar meğer. İmam-ı Rabbani Hazretleri de öyle buyuruyor. Din ile dünyayı birlikte kazanmak imkansızdır buyuruyor. Ahireti kazanmak isteyenin dünyadan vazgeçmesi lazımdır. Bu zamanda dünyayı tamamen terk etmek kolay değildir 400 sene önce. Hiç olmazsa hükmen terk etmek yani terk etmiş sayılmak lazımdır. Bu da hükmen terk etmek için bu da her işte İslamiyet'e uymak demektir. Yiyecekte, içecekte, giyecekte, ev kurmakta İslamiyet'e uymak lazımdır. İslamiyet'in emirlerini aşmamak lazımdır. Altın ve gümüşün, ticaret eşyasının, kırda çayırda otlayan dört ayaklı hayvanların zekatını vermek farzdır. Bunların zekatını elbette vermelidir. İslamiyet'e uymakla ziynetlenen bir kimse dünyanın zararından kurtulmuş olur ve ahireti kazanır. Dünyayı yani nefsin arzularını böyle hükmen de terk edemeyen kimse münafık demektir. İmanlı olduğunu söylemesi ahirette kendisini kurtaramaz. Herkesin, ya bu İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözü. Efendim ben münafık mı? Onu bilmem. Otur bir düşün.
Adam anlatıyorsun. Ha, mesela okuyorsun. Ha, bu da çok sıkıcı ya falan. Dünya kardeşim çalışmak lazım ya. Çalışmayınca olur mu? Çalışmak da ibadet falan filan. Neyi anlatıyorsun sen hemşerim ya? Neyi anlatıyorsun? Sana İslamiye çalışma mı dedi. Sen ahireti terk ediyorsun. Buradaki sözler nefsine ağır geldi. Nefsine ağır geldi. Ama o nefis seni cehenneme götürüyor. Haberin bile yok. Yarın ölünce gözlerini kapatınca anlayacaksın ama o zaman anlamanın bir faydası olmayacak buyuruyor. Dolayısıyla insan başına gelecekleri düşünmeli. Ömrünü tüketmeden aklını başına toplamalıdır. İnsanın etrafında gördüğü, her konuştuğu, sevdiği, korktuğu kimselerin hepsi birer birer ölmektedir. Her biri birer hayal gibi gelip gitmektedir. İnsan iyi düşünmeli, tercihini ona göre yapmalıdır. Ebedi olarak ateşte yanmak çok büyük azaptır. Sonsuz nimetler içinde yaşamak ise çok büyük nimettir. Bunlardan birini seçmek hayattayken insanın elindedir. Herkesin sonu bu ikisinden birisi olacaktır. Bundan kurtulmak mümkün değil, imkansızdır. Bunu düşünmemek ve tedbir almamak da büyük cahillik ve cinnettir. Hadis-i şerifte arzusu ahiret olup ahiret için çalışana Allah-u Teala dünyayı hizmetçi yapar. Bu çok önemli. Arzusu ahiret olup ahiret için çalışana Allah-u Teala dünyayı hizmetçi yapar. Efendim nasıl olur o? Zaman zaman İslam ve toplumda naklediyoruz. Yeri geldi gene nakledelim. Çünkü bir şeyi bir değil bin defa da naklederiz. Bakarsın birden birisi şey olur. Kendimiz istifade ederiz yani en azından. Selman Farsi radıyallahu anh hazretleri Selman Ehl-i Beyt'tendir kitabına muhatap olmuş. İltifatına mahsur olmuş. Böyle bir zat. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri zamanında da hayatta 250 yaşında vefat etti bu zat. Cenab-ı Hak uzun bir ömür vermiş. Mecusiyken Hristiyan oluyor. Hristiyanken bir papaz daha İslamiyet yapmamış. Yok demiş bu da hakiki din değil. Bu bozuldu. Esas gelecek olan Medine tarafını işaret ediyor. Oraya geliyor. Ama yolda gelirken ihanet etmişler. Bunu köle diye satmışlar. Resulullah Efendimiz oraya hicret edince Resulullah Efendimiz de aleyhissalatü vesselam alametleri görünce Müslüman oluyor. Sonra da kölelikten azat oldu. Hürriyetine kavuştu. Bir gün Selman Farsi Hazretleri radıyallahu anh Peygamber Efendimiz vefatından sonra Medine dışında bir hurmalık bir yer varmış Vahada bir. Oraya gitmiş. İşte Medine dışından Metü Senası'nı duyup gelen, ziyaretine gelen tabiinden 20-30 genç gelmişler. Demişler biz Selman Farsi Hazretleri'ni ziyarete geldik. Aa diyorlar onun işte falan Vahada oraya gitti o. Gidiyorlar. Selman Farsi Hazretleri buyurun diyorlar. 20-30 kişi. Yanında kendi yiyeceği kadar. Zaten onlarda yiyecek problemi yok zaten de. Ama gelenlere de bir şey ikram etmesi lazım. Başka bir şey de yok yanında. O anda bir ceylan sürüsü gidiyormuş. Sesleniyor. Diyor ki misafirim var içinizden biriniz gelsin. Ok mok falan yok. Sesleniyor sadece. Sürüden bir iki tane ceylan kopup geliyor. Bir tanesini sırtına eline koyuyor. Bu kalsın diyor öbürleri gitsin. Öbürleri gidiyor. O duruyor orada. Kendi ayaklarıyla geliyorlar. Ha? Evet kendi ayaklarıyla geliyor. Ondan sonra ocak yakıyorlar. Onu kesiyorlar. Tabiinden hadis-i şerifle metüsen edilen o kuşaktan olanlar böyle bakıyorlar. Kekeliyorlar zorla. Yani şok oluyorlar. Diyorlar ki efendim bu nasıl olur? O gayet rahat. Ne nasıl olur diye. Ceylan. He Ceylan. Çağırt geldi. Diyor ki bunun avlanması bile zor. Çağırınca geliyor bu. Ürkek bir hayvan. Ürkek bir hayvan. Süratli de sonra. Diyor nasıl gelir? Gelmesi lazım diyor. Seman Farz. Yakini var o konuda. Öbürler diyor ki nasıl gelmesi lazım? Ha, o zaman buyuruyor ki Allah-u Teala dünya ve içindekilere emretti. Bana itaat edene itaat edin. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Arzu ahiret olup ahiret için çalışan Allah-u Teala dünyayı hizmetçi yapar. İtaat edin diye emretti. Ben diyor Rabbime isyan etmiyorum. Bu toprakta, bu ağaçlarda, yani canlı cansız, cemadatta, nebatatta, hayvanatta buyuruyor. Ben isyan etmiyorum. Çağırınca gelmesi lazım diyor. O da biliyor bunu. Gelmesi helak olur. Gelmesi helak olur. Yakini var o konuda. Gel deyince geliyor. Biz ok atıyoruz, kurşun atıyoruz. O bile isabet etmiyor. O ayrı bir mesele.
hayvana ne gerek var hocam? İnsan bile çağırıyoruz, o da gelmiyor. O bile. Kendi çocuklarımızı çağırıyoruz, gelmiyorlar. Çocuklar bile itaat etmiyor. Yani. Çocuklar bile. Hatta bir seferinde de yine Eshab-ı Kiram'dan bir zatın böyle tabiinden 15-20 tane aynı şekilde genç misafir geliyor falan. Yemek zamanı bahçesinde şey yapacak, sofra bezi. Bahçede ateş yakmış, sofra bezini getirip tam serecek, bakmış kirli. Ocağa atıvermiş. Pamukta yapılmış bu. Yani sofra bezi bu netice. Püftü yanar. O gençler bakmışlar, demişler bir yemek olacaktı galiba, o da gitti. Sofra bezi ateşe yatıldığına göre. Ondan sonra içeri girip çıkıyor, sonra geliyor falan. Elini uzatıyor, tak diye alıyor. Pırıl pırıl tertemiz olmuş. Ondan sonra gözler fal taşı gibi açılmış. Demişler bu nasıl olur? Demiş ne nasıl olur? Demiş bu pamuklu. Bu ateş. Ateş bunu yakar. Nasıl yakar demiş ya. Olur mu öyle şey? Niye efendim diyorlar, yanıyor. Diyor ki buna Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bari geli değildi buna. Allah-u Teala kendi Habibinin elini değdiği şeye ateş yakmıyor. Buna diyor bizzat elleri değdi. O da ya, tereddüt bile etmiyor. Buna Resulullah Efendimiz elini değdi, yakmaz bunu diyor. Tak diye atıyor ateşi. Hakikaten yakmıyor. Kirleri temizlensin tabii, diye. Hatta bir hadise anlatılır. Bu Peygamber Efendimiz'in hesabından. Daha sonra gelen Orta Doğu'da yetişen bir evliya kiram. İşte camisi ve dergahı aynı yerdeymiş. O caminin de imamet vazifesini kendi yaparmış. Bir gün işte bir tane bir vatandaş, bir Müslüman kasaptan et almış öğle vakti. Evine götürecek. Tam o caminin yanında, o zatın camisinin orada geçerken öğle vakti girmiş. Ya girsem mi, et de kokar mı falan filan tereddütle bir gireyim demiş. Et de arka tarafa koymuş, gitmiş namazı kılmış. Ondan sonra eti almış, eve gitmiş. Allah rahmet eylesin, Enver abiler de anlatırdı. Enver abinin anlattığı şekli de böyle mübalağalı. Sen böyle bakıyordu falan. Abim buyururdu. Eti koymuş. Kaynağı ikindi olmuş. Bir şey değişmiyor. Gene kıpkırmızı duruyor. Kaynağı akşam olmuş. Et gene aynı duruyor. Et pişmiyor. Kaynağı. Yassı olmuş. Sabaha kadar abim derdi. Öyle anlatırdı ya, Allah rahmet eylesin. Et bir şey olmamış. Allah Allah demiş ya. Ne ki bu? O zaman biraz yani onun da jetonu bizim gibi geç düşüyormuş falan. Gene düşmüş ama. Demiş ya bu ne ki demiş ya. Yani kasap bilmez bunun sırrını. Gelmiş o zata. Demiş efendim demiş böyle böyle demiş. Eti arkaya koydum, ben öğle namazı kıldım arkanızda. Böyle böyle oldu. Et pişmedi. Yani kaynattık. Akşama kadar kaynadı. Bir şey olmadı yani. Kıpkırmızı duruyor. Kasaptan aldığım gibi duruyor. O zat durmuş ki evladım demiş. Ben hep dua ediyorum. Ya Rabbi bizi seven, bizim arkamızda namaz kılan, bu mescide gelenleri yakma diye. Belki o dua sebebiyle bulmuşlar. Et de yanmıyor. Et de yanmıyor. Et de yanmıyor. Hal böyle olunca yani bunların yüzü ahirete dönük. Onun için dünya bunlara hizmetçidir. Hani bazılar diyor ki efendim ya tahtayı tutmuş altın olmuş. Yapan Cenab-ı Hak. Niye? Arzu ahiret olup ahiret için çalışan Allah-u Teala dünyaya hizmetçi yapar. Gidip de altın madeni aramayacak. Elini tutuyor. Ya Rabbi diyor bunu altın yapıveriyor. Yapıveriyor Cenab-ı Hak da onların hatırına. Yaratan Cenab-ı Hak. Hatta büyüklerden bir zatı yine tabiinden, tebe-i tabiinden gençler gelmişler ziyarete. O zat da sırtında odunla geliyormuşmuş. Tabii ayaküstü böyle sohbet derken odunu yere bırakmış. O gelen gençlerden bazıları bir bakmışlar ki o zatın bastığı yer altın oluyor. Ben de. Yani kafa karışmış tabii bunların. Öyle şey yapınca o zaten hemen anlamış. Buymuşlar ki bizi senelerdir böyle imtihan ediyorlar ama dönüp bakmıyoruz. Ama biz dönüp bakmıyoruz. Öyle olduğu için öyle oluyor ama yani. Ha, öyle olduğu için dünya onlara hizmet ediyor. Dünya onlara hizmet ediyor. Ama onlar dönüp bakmıyor. Ama onlara yani dönüp tuttuğu bakmıyor. Şey altın olan onu hava atmak için veya zengin olayım diye yapmıyor ki. Ya konuyu açıyor, sen dersi kaynatıyorsun gibi geliyor da hatırıma bir şey daha geldi. Şimdi bu din büyüklerinden bir zatın bir talebesi varmış. İşte efendim demiş ne emrederseniz nasıl yaparsanız ben işte şöyle yaparım böyle keserim falan. O zat biliyor onun öyle yapamayacağını falan. Ondan sonra o anda birden o talebe böyle bir yakaza hali gelmiş. İçi geçmiş. Bakmış rüya görüyor artık o halde. O zatın talebeleri sıraya girmişler. Bir yere geliyorlar. Orada böyle bir şey hani camilerin bir mihrap kısmı var ya öyle çukur. Evet. Öyle bir yere geliyor. Gelen puu diye tükürüyor geçiyor. Bu da kuruya girmiş. Bu da en arkada. Herkes tükürüyor gidiyor. Tam sıra buna gelmiş. Oraya bir gelmiş bakmış ki dünya güzeli bir kadın. Cilvereyle nazlarla demiş sen beni tanıyorsun demiş sen bana tüküremezsin falan derken hakikaten tüküremiş uyanmış.
Birden o zat buyurmuş ki, gördün mü demiş, sen yapamazsın. O demiş, dünyayı da tüküremedin demiş. Tüküremedin. Tabii tüküremedin. Yani o kalpte olmayacak. Elinde olacak. Verdim bitti. Verdim bitti. Elinde olacak. Onun için onlar hep geleceğini hazırlamışlar. Hatta hatırlarsın belki de hemen abiler toplantılarda sürekli anlatırlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bir yere bir hayvan kesiliyor. Bütün halinde bir koyun eve göndermiş. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh işte ön kolu muydu herhalde, severlermiş galiba. O ön kolu bırakmışlar, öbürlerinin hepsini dağıtmışlar. Akşam olunca geliyorlar. Ne yaptın ya Ayşe buyuruyorlar radıyallahu anh. Diyor ki ya Resulallah, ön kol bizim oldu, öbürlerinin hepsini dağıttık. Hani sevdiğimiz. Ya Ayşe buyuruyorlar. Ön kol hariç hepsi bizim oldu. Bakış açısı. Ön kol hariç hepsi bizim oldu. Onlar. Evet. Yani verdiğin senin oldu. Çünkü onlar orayı görüyor. Yatırımı ona göre yapıyor. Yani başına geleceği biliyor. Bildiği için de habire dünyadayken oraya durmadan köşkler, villalar yapıyor. Ağaçlar dikiyor. Cennette ağaç yok buyuruyorlar. Kendiniz dikin. Kendiniz dikin. Şimdi mesela ezeldeki kader, takdir yazısı kalbe gelir buyuruluyor. O yazının meydana çıkmasına sebep olur. Bir insan ne iş için yaratıldıysa o işin sebeplerini onun önüne getirirler. Yoksa onu sebep olarak o işe başına geçirmezler. Bunun içindir ki çalışınız. Herkes ne iş için yaratılmış ise o iş ona kolaylaştırılır buyuruldu. Onun için herkes sürüklenmiş olduğu hallerden ve işlerden alnın yazısını ve ahirette başına gelecekleri anlayabilir. Otursun düşünsün. Ben ne yapıyorum şimdi? Namaz yok, niyaz yok. Efendim işte çoluk çocuk vardı, kazanayım da falan. Yanlış yoldasın. Makas değiştirmezsen bu halde ahirete giden yola aynı şekilde makas değiştirip geçmezsen tehlikelisin. Sonu felakete doğru gidiyor. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki canı gönülden çalışmak, Allah'a tanıyan düşman olan nefse şiddetle karşı koyup onu ezmek lazımdır ve her an kendini mezarda bilip ona göre hazırlanmalıdır. Senden evvel gidenler hep sana, onlara ne zaman ve ne halde kavuşacağına bakıyorlar. Aklını başına topla da oraya sermayesiz gitme. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala buyurdu ki insanın vücudu ya kuş kafesine benzer ki kafes açılınca kuş uçup kurtulur veya hayvanın ağırına benzer ki açılınca hayvan yük çekmeye zahmete sokulur buyurdu. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri buyurdu ki düşün bakalım sen bunlardan hangisisin? Kuş kafesi isen Rabbine kavuş sesini işitince uçup yükselirsin. Nitekim hadis-i şerifte Sa'd bin Muaz'ın ölümü sebebiyle arş titredi buyuruldu. Eğer Allah korusun ahıra benziyorsan, yani Allahu Teala'nın başlarına gelecekleri düşünmediklerinden hayvanlara benzerler, hatta daha aşağıdırlar buyurduğu kimselerden isen hiç şüphe etme ki haneden evinden haviyeye, yani doğru cehenneme gidersin. Hasan-ı Basri Hazretleri bir gün eline bir bardak soğuk şerbet almış. Birdenbire bayılarak bardak elinden düşer. Kendisine gelince sebebini sorduklarında cehennemde yananların cennetteki arkadaşlarına seslenerek içtiğiniz cennet sularından bize biraz verin dedikleri hatırıma geldi. Korkudan aklım kaçtı dedi. Onu. Ya. Aklı olan, insaflı olan kimsenin inadı bırakıp sonu felaket olan dini terk etmesi ve hak ve saadet yolu olan dine tabi olması lazımdır. Dünya hayatı çok kısadır. Her günü geçip hayal olmaktadır. Her insanın sonu ölümdür. Bundan sonrası da ya daimi azap veya ebedi nimetlerdir. Bunların vakitleri herkese süratle yaklaşmaktadır. Bunun için de ey insan kendine merhamet et. Aklından gaflet perdesini kaldır. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalış. Hakkın hak olduğunu da görerek ona tabi ol, sarıl. Vereceğin karar çok büyük, çok mühimdir. Vakit ise çok azdır. Muhakkak öleceksin. Öldüğün vakti düşün. Başına geleceklere hazırlan. Hakka tabi olmadıkça ebedi azaptan kurtulamazsın. Son pişmanlık fayda vermez. Son nefeste hakkı tasdik etmek kabul olmaz. Fakat Müslümanın günahlarına tövbe etmesi kabul olur buyuruluyor. Ve yine ey insan başına gelecekleri düşün. Ömrün tükenmeden aklını başına topla. Etrafında gördüğün, konuştuğun, sevdiğin, korktuğun kimselerin hepsi birer birer öldüler. Birer hayal gibi gelip gittiler. İyi düşün. Ebedi ateşte yanmak ne büyük azaptır. Sonsuz nimetler içinde yaşamak ise ne büyük nimettir. Bunlardan birini seçmek
şimdi senin elindedir. Herkesin sonu bu ikisinden birisi olacaktır. Bundan kurtulmak mümkün değildir. Bunu düşünmemek ve tedbir almamak büyük cahillik ve cinnettir. Allah-u Teala hepimizi akla tabi olanlardan eylesin. Amin. Öyle dolayı kişiler büyükler. Dolayısıyla her insanın, kadın olsun erkek olsun, efendim ben işi garantiledim. Yok öyle bir şey. Hatta duymuşsundur, şahit olmuşsundur. Allah rahmet eylesin. Ne kadar böyle toplantılarda zaman zaman hani bazen insanlar diyor sen cennetliksin falan. Bir kimsenin diye naklederler. Kitaplarda öyle açıkça yazılı o. Bir kimsenin cennetlik olduğu ancak nasla, nas denilen ayet-i kerime ve hadis-i şerifle bildirilir. Ya Allah-u Teala vahyedecek, ayet-i kerime de bildirecek. Veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kalbine bildirip Peygamber Efendimiz ifade edecek onu. Böyle bir hüccet olacak. Mesela aşereyim beşere. Hazreti Ebu Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman İzin Nureyn, Hazreti Ali Kerrem Allah veçe, Sa'd bin Muaz, Abdurrahman bin Avf, radiyallahu teala anhu mecmain. Bunlar aşereyim beşere, 10 kişi cennetle müjdelendiler bunlar. Cennetle. Cennetle müjdelendiği halde Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu teala hazretleri vefatından önce yüzü böyle kül gibi olmuş. Sebebini sormuşlar. Demişler efendim ne oldu? Buyurmuşlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa yalan söylemez. Bana cennetliksin buyurdular. Doğru. Mutlak doğru. Ama ben kendime bakıyorum. Kendimi cennete layık göremiyorum. Acaba diyor, benim diyor, beni ikiye bölecekler. Yarım cennete, yarım cehenneme mi gidecek? Bak cennette gideceğinde vesika var. Bizim öyle bir vesikamız yok. Ama oturdu. Canım biz gitmeyeceğiz de cennete. Kim gidecek canım? Yok ya. Ben çocukken duyardım böyle şeyleri. Adam beş vakit namaza gidiyor ya. Canım biz gitmeyeceğiz de cennete. Kim gidecek? Ya. Garantisi var. Şeyde de annem rahmetli falan da böyle bir çok gününce oğlum derlerdi cennet, babaannemle kuşaklardı, oğlum cennetten müjde mi verdiler, öyle derlerdi öyle. Ve onların sözleri hep insanı düşündürmeye götürüyordu. Öyle bir niye gülüyorsun bu kadar, cennetliksin diye sana müjde mi verdiler, onun için mi keyifleniyorsun, onun için keyifleniyorsun? Yok öyle bir şey, öyle bir şey söz konusu değil. Peki şimdi dinleyicilerimizin hiç gülmeyecek miyiz? Biz de gülüyoruz, neşeleniyoruz. Niye? Çünkü Allah-u Teala bu sevdiklerinden bahsediyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyoruz, Mevlana Bağdadi Hazretleri diyoruz, Abdülfettah Akri Hazretleri diyoruz, Ebu Eyyub Ensar radıyallahu anh, Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh. Bunları zikrettikçe onların ruhaniyet hazır olur. Allah-u Teala bunların sevgisini kalbimize vermiş. Onlardan bahsedince ruhumuz neşeleniyor. Ruhumuz neşeleniyor. Onun için Müslüman güler yüzlü olur, neşeli olur. Asık suratta olmaz. Enver Abiler sık anlatılardı. Evet. Asık suratta olmak münafıklık alametidir diye. Peki hüsnü zannımız, zannı galibimiz o. Şeyde İslam alimlerinden aman Ahmet Namık Camii Hazretleri, Molla Camii Hazretleri mi? Ben karıştırıyorum onları da. Onun böyle bir naatı var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeyi var. Ne diyelim? Naz makamında. Evet. Naz makamında. Diyor ki ya Resulallah, Eshab-ı Kehf'in köpeği cennete girecek. Ayet-i Kerime'de bildiriliyor. Vallahi diyor ben de senin eshabın köpeğiyim. Eshab-ı Kehf'in köpeği cennete girerken senin eshabının köpeğinin cennete girmemesi layık mıdır ya Resulallah diye aleyhissalatü vesselam. Naz makamında. Dolayısıyla Allah-u Teala bize o büyüklerin sevgilerini ihsan etmiş. Ha, zannı galibimiz, hüsnü zannımız o. Bu şekilde kalbinde böyle sevgili olan yani İslam alimleri de olsa evliyayı konu. Zannı galibimiz de inşallah Teala cennettedir diyoruz. Ama kesin cennetliktir diyemiyoruz. Nasıl olması lazım? Hazreti Ebu Bekir cennettedir. Hazreti Ömer cennettedir. Hazreti Ali cennettedir. Hazreti Osman cennettedir. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh cennettedir. Eshab-ı kiramın hepsi için genel hüküm Allah-u Teala onlardan razıdır. Hepsi için zannı galibimiz yüksektir. Ama bunlar kesin, bunlar hakkında kesin cennetlik diyebiliyoruz. Ama onun dışında yok. Ama inşallah Teala Cenab-ı Hak bu büyüklerin hatırı ve hürmetine bizlere de af ve mağfiret eder. Ve o zatın amin, naz makamında buyurduğu gibi. Biz de onların aynı şey köpeklerin köpekleriyiz ya. Amin inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konu için. Şimdilik hoşçakalınız.
Gönül Pınarı.